Bugün Ekrem'in evindeydik. Çorbası ekşili köfteli çorbaydı ama köftesi yoktu. Oysa ki ben köfteleri nasıl yapacağını çok merak ediyordum. Eşit olacaklar mıydı? Ama göremedim maalesef köftelerini. Çorbaya yorum yapamıyorum çünkü bir yani su. Su da demek istemiyorum ama köfte yok yani. Çorba eksikti, çorba yoktu. Çorbayı tadamadık. Ara sıcak mücver. Mücver bana ne hikmetse gene tabağıma en kalını denk geldi. Ve yanıktı. Seda Hanım'a da gösterdim yanığını. İçi çiğdi. Yani gerçekten içi zaten ekrandakiler de görecekler. Çok yeşildi. Mücverini de maalesef beğenemedim. Salatası çoban salata. Yeşillikler sönmüştü ama soğanları çok büyük doğramış. Ama yine de salata işte. Çoban salata mı? Çoban salata. Ana yemek mi? Allah'ım. Hünkar beğendi ama masadaki hiç kimse beğenemedi. Ben o etlerdeki yağlara şok oldum gerçekten. Altındaki patlıcanlara mı şok olayım, etlere mi şok olayım? Kesinlikle o yemek Hünkar beğendi değildi. Domatesler turuncu. Sofraya domatesi getirdi zaten. Ben şok oldum yani. Zaten şaşkınlıktan, gülmekten bir türlü masaya adapte olamadım. Gül, gül, gül. Kendimden geçtim masada. Çok eğlendim. Hünkar beğendi ama ben beğenemedim. Ana yemek tam bir fiyaskoydu. Pilavı güzeldi şimdi Allah için. Şehriyeli pirinç pilavı güzeldi. Ama bir pilavla olmuyor bu işler Ekrem'cim. Maalesef ana yemek sütlaç. Ne diyeyim ki? Yani kaşığı daldırdığım anda tam olarak şoka girdim. Tam bir pirinç. Kıvamlı pirinç yani. Ne diyeyim ki? Tatlı tam bir fiyaskoydu. Tabii bunu açıkladılar masada. Seda Hanım'ın bunda bir payı varmış herhalde. Ama Ekrem'cim sen istikrarlı olacaktın. Madem sürekli yaptığın bir şey, ölçüsünü bildiğin bir şey, emindim, kıramadım diyorsun. Bu bir yarışma Ekrem. Kıracaktın. Seda Hanım da olsa kıracaktın. Maalesef tatlı olmamış. Sofra düzeni güzeldi. Bir erkek olarak çiçeğinden tut, çatal bıçağından kaşığına kadar her şey güzeldi. Misafirperverliği bizi güzel karşıladı. Hatta ben çok eğlendim masada. Bizi güldürdü. Olmayana olmadığını kendi de dile getirdi. Güzel bir misafirperverdi. Ben bu masada gerçekten çok eğlendim. Çok güldüm. Yemekler olmamıştı ama onun dışında her şey çok 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 güzeldi. Yarın Sevda Hanım'ın evindeyiz. Sevda Hanım süsünden, püsünden vakit bulabilirse, makyajından özellikle fırsat bulursa yemek bize belki pişirebilir. Ama öncelik tabii ki süs, püs, makyaj. Zannetmiyorum ya. Yemeklerini yok ya. Zaten telaşlı, heyecanlı, biraz da sohbete daldı mı yok yok o iş tamam. O da yemeklerini yetiştiremez. Yok, yetiştiremez. Pilavını beğendim. Bizi masada çok eğlendirdi, çok güldürdü. Bu yüzden puanım 2. Bugün Ekrem Bey'in evindeydik. Çorbasını yetiştirememişti, köftelerini yapamamıştı maalesef. Kıymayı unutmuştu. Tadı ve lezzeti yerinde olmasına rağmen köfteleri olmadığı için puanlamaya almıyorum maalesef. Ara sıcağı mücverdi. Mücverleri yanmıştı. Çok fazla tuzluydu. Kesinlikle yenmiyordu. Salatası çoban salataydı. Soğanları çok büyüktü. Lezzeti yerindeydi ama çok sönük bir salataydı. Çok basit bir salataydı. Fazla özenilmemişti. Ana yemeğinde Hünkar beğendi ve şehriyeli pirinç pilavı vardı. Hünkar beğendisi tamamen melemen gibi olmuştu. Çok ekşiydi, hiç lezzetli değildi. Çok tatsız, tuzsuz bir yemek yapmıştı. Hatta yapamamıştı. Beğendisini de yapamamıştı. Ununu eksik koymuştu. Onu da hiç beğenmedim. Şehriyeli pirinç pilavını çok beğendim. Gerçekten lezzetli yapmıştı. Ellerine sağlık. Tatlısı sütlaç. Sütlaç kesinlikle olmamıştı. Pilav gibi olmuştu. Pilavdaki iddiasını sütlaçta da konuşturmuştu. Onu da beğenmedim. Sofra düzeni yerindeydi, güzeldi. Gayet şık bir sofra hazırlamıştı. Bunun böyle olacağını zaten tahmin ediyordum. Onun dışında sofrada gayet eğlenceliydi ama çok çabuk yükseldi. Daha çorba içerken çorba kaşığı ağzımıza gelmeden bize bağırmaya başladı. Ama onun dışında misafirperverliğinden memnun kaldım. Sofrada kalkıp dans etti. Eğlenceli anlardı gerçekten. Ama tabii ki bu gerginliği yansıtmadığı anlamına gelmez. Sevda Hanım çok yavaş bir hanımefendi. Konuşurken bile, ben o konuşurken çok yoruluyorum. Açıkçası yemeklerini nasıl yapacak, bize nasıl takdim edecek, savunabileceğini bile düşünmüyorum. Ekrem Bey'in sadece pirinç pilavını ve salatasını çok beğendiğim için puanım 3.
Bugün Ekrem Bey'in çorbasını, kıvamını, tadını, tuzunu çok yerinde buldum. Yalnız köfteler içinde olmadığı için eksik buldum. Benim için geçerli bir çorba değildi. Eksikti çünkü. Mücveri çok başarılı buldum. Tuzu biraz fazla kaçmıştı. O da yanına yoğurt koyarak dengeyi sağladı. Çok başarılı buldum. Mücveri zaten yedim. Salatayı pek beğenemedim. Soğanlarını çok iri doğramıştı. Seçerek yemek zorunda kaldım. Tadı tuzu yerindeydi. Yalnız sadece soğanlarını iri buldum. Ana yemek Hünkar beğendi. Hiç başarılı bulmadım. Resmen top top yağlar vardı yemeğin üzerinde. Et göremedim. Olanlar da zaten pişmemişti. Domatesi aşırı derecede yoğun kullanmıştı. Etten çok domates gözüküyordu. Patlıcanları közleyememişti. Hiçbir köz tadı alamadık. O yüzden ana yemeğini çok başarısız buldum. Pilavını çok başarılı buldum. Gerçekten de kendisinden böyle bir pilav beklemiyordum. Yalnız ağzıma kum parçası geldi. O yüzden pilavımı bırakmak zorunda kaldım. Gelmeseydi ağzıma kum parçası o pilavı bitirirdim. Tatlısı sütlaçtı. Sütlaçı da gayet başarılı buldum. Özellikle sunumu çok harikaydı. Seda Hanım araya girmiş. O yüzden birazcık kıvamını tutturamamış. Belki de girmeseydi dört dörtlük bir sütlaçla karşılaşacaktık. Güzel yerlerini yedim, yarısından çoğunu bitirdim. Çok başarılı buldum sütlacı. Sofra düzenini çok başarılı buldum. Kendisinden böyle bir sofra kesinlikle beklemiyordum. Çok şaşırdım o sofra düzenini görünce. Misafirperverliğine gelince pek de misafirperver değildi çünkü insanlar yorum yaptıkça dalga geçti. O yüzden üzüldüm açıkçası kendi adına. Çünkü eksi bir puan aldı o yüzden benden. Sert konuşması aslında itici değil. Çünkü aralarda şaka ile karışık yaptığı için aslında hoşuma da gitti. Renk kattı masaya. Ne kadar misafirperver olmasa da o renkli kişiliğiyle eğlendirdi bizi. Güldük, güzel dakikalar geçirdik. Yarın bende gün. Şimdiye kadar bütün menülere gerçekten hiçbirini beğenmedim. Dört dörtlük bir menü karşıma çıkmadı. Bunları yarın kendilerine göstereceğim nasıl bir menü olacağını. Soframın düzeniyle, misafirperverliğimle özellikle, hızımla bunları yarın kendisine göstereceğim bütün yarışmacılarım. Ekrem Bey'in ara sıcağını, pilavını ve tatlısını beğendiğim için puanım 4. Bugün Ekrem'in evinde çorbanın terbiyesini aslında çok beğendim. Keşke içerisine talihsizlik yaşamasaydı da köfteleri de ekleyebilseydi. Bir bütün olarak çorbayı yemiş olsaydım eğer puanımı ona göre verecektim ve puanım yüksek olacaktı. Ara sıcağı gelince mücver seçimi bence yanlıştı. Yağ çok çekmişti mücver. Herkes benimle hemfikir değildi. Yağsız olduğunu söylediler ama bence mücverin yağ oranı fazlaydı. İçi pişmemiş dediler fakat bence içi pişmişti. Tuz olarak biraz tuzu fazlaydı. Yani mücver de aslında tam olarak olmamıştı. Salatası klasik bir çoban salataydı. Aslında o soğanları o kadar iri doğramasaydı salatayı yiyebilirdim. Soğan hem yoğundu hem de çok iri doğramıştı. Hünkar beğendi ve pilav. Pilavı muhteşemdi. Pilavını gerçekten çok beğendim. Daha önceki iki güne nazaran pilavı hem lezzetliydi hem de tane tane olmuştu. Pilavı 10 numaraydı. Hünkar beğendiye gelince Hünkar beğendi değildi maalesef. Hünkar beğendisini aslında ben hiçbir şeye benzetemedim. Ekşi bir tat aldım. Domatesi çok yoğun kullanmış. Keşke domatesi hiç kullanmasaydı veyahut da domatesin miktarını daha az tutsaydı. Salçayla o rengi yakalamaya çalışsaydı çok daha iyi olabileceğine inanıyorum. Ama Hünkar beğendisi olmamıştı. Sütlaç için bir şey söyleyemeyeceğim. Seda Hanım'ı kırmayacağımı masada da belirttim. Ama Seda Hanım'a eğer ki uymasaydı sütlaçı lezzetli olabilirdi. Pirinç dengesini ayarlayabilseydi. Ekrem'e ben kızamıyorum aslında. Sinirliyken dahi bir komik halleri var onun. Şeytan tüyü var zannedersem onda. Sofra düzenini beğendim. Talihsiz olaylar yaşamış. Hala onun etkisindeydi. El ayağı birbirine dolaştı. Yemeklerini yetiştirmiş ama yapmak istediklerini yapamamıştı. Sofrada kalktı, bir oynadı. Aslında tam ona göre bir şeydi bu. Güzel oldu. Benim en rahat olduğum masa bugün Ekrem'in masasıydı. Ben Sevda Hanım'ın yarın çok farklı şeyler yapıp beni şaşırtacağını düşünmüyorum. Ekrem'in güler yüzlülüğüne, masa düzenine, pilavına ve Seda Hanım'a tatlısı için verdiğim sözden dolayı puanım 3. Bugün aslında birçok aksilik yaşadım. Tek ocakla yemek yaptım. Sonra seyyar bir tüp aldım. Onun üstünde devam ettim. Ona rağmen yetiştirdim. Tatlarında evet biraz problemler vardı bazı yemeklerimin.
ama yetiştirdim ve onların karşısına tam bir menüyle çıktığım için seviniyorum. Ben bu yarışmaya eğlenmeye geldim en başta. Eğlendim dersem, evet eğlendim ve zevk aldım. Masadaki yorumlarına bakarsam, inşallah gerekli puanlarını verdiklerini düşünüyorum. Yemeklerimin olabildiğince arkasında durdum. Zaten onlara yorum yapma fırsatı vermedim. Onların yorumlarına karşılık sürekli yorum yaptım ben de. Haklı olduğumu görünce yorumlarını yarıda kesmek zorunda kaldılar. Dediğim gibi ben buraya eğlenmeye ve eğlendirmeye geldim. İlk önce misafirperverlik, sofra düzeni, ondan sonra yemekler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunu başardım. Bazı yemeklerimi de evet gerçekten güzel yaptım. Bazılarına ne kadar hata olsa da. Yarın Sevda Hanım, ben yetiştiremediysem, eğer benim gibi bir menüyle karşımıza çıkarsa yetiştiremez. İmkanı yok. İlk gün yarışmacısı Nebiye Hanım gibi bizim önümüze çok kolay bir menüyle karşımıza çıkarsa, ben yetiştiremediğim halde, ki yetiştirdim ama çorbamın köftesi eksikti. O yüzden çok yarım yaptılar. Korksun. Ben Sevda Hanım'dan gerçekten ama gerçekten hiç umutlu değilim. Ben eksik menü yetiştirdiğim halde çok iddialıyım. Umarım kolay menüyle karşımıza çıkmaz. Yoksa çok eleştireceğim. Kendi günüm geçti çünkü. Bence güzeldi. Benim yüzümden sütlaç olmadı. Çocuk benim yüzümden rezil oldu. Kıyamam ya. Ama genelde güzeldi. Çorbasını, köftesini yapabilseydi çorbanın kıvamına bayıldılar. Mücver yağlı mal dendi ama güzeldi. İçi çiğ falan da değildi. Pilavı ben inanamadım. Söylemişti zaten mutfakta ben çok güzel pilav yaparım diye. Gerçekten inanamadım. Çok güzel pilavdı. Sütlaç da ben olmasam harika olacaktı. Allah'tan masadakileri inandırdığımı düşünüyorum yani. Ben olmasam güzel olacağına inandılar. Ama çok güldürdü bizi. O da göz önünde bulundurulmalı diye düşünüyorum. Yarın Sevda Hanım'ın evindeyiz. Sevda masanın en sessizlerinden biri gibi duruyor. Bakalım ne yapacak? Mutfakta neler yaşayacağız? Nasıl bir menüyle karşımıza çıkacak göreceğiz. Ekrem Bey rakiplerinden toplam 12 puan almayı başarıyor. Yarın Sevda Hanım'ın evine misafir olacağız.